Merhabalar, ben Tuzan Gilgin Kaya. Bugün Bahçeşehir Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü adına konuşmacılarımızı ağırlayacağız. Covid sonrası ofislerin nasıl yenileneceği ve gelecek senaryoları üzerine tartışmak üzerine iki konuğumuz var. Gizem Hanım bizimle bugün, Hans Spaces kurucu ortak ve CEO'su. Bizleri kendileri çok güzel ağırlamışlardı. Bu dönem ikinci sınıf öğrencileriyle Hans Space'a gittik. Yeni kurulan mekanlarında kendilerini ziyaret ettik. Ve o gün bize öğrencilerimizle mekanı gezdirip ofis konseptleri hakkında bilgi verdiler. İkinci konuşmamız öğretim görevlimiz Nazar Şigaher. Kendisi senelerdir Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde bize proje derslerinde destek vermekte. Kendisi aynı zamanda Daedalus Mimarlık Ofisi'nin İç Mimarlık Ofisi'nde tasarımcı olarak çalışıyor. Farklı ölçeklerde çeşitli tasarımları var. Hoş geldiniz öncelikle. Sizleri daha detaylı tanımak isteriz. Buyurun Güzel Hanım, sizinle başlayalım. Merhabalar. Öncelikle tekrar sizlerle bu sefer online olarak buluşmaktan dolayı çok mutluyum. Tabii ki hani daha önceki ziyaretinizde yüz yüze beraber tasarımı daha fazla hissederekten keyifli bir ziyaret olmuştu. Şimdi Covid sonrası bir dönemdeyiz. Bu sefer önümüzde ekranlar var. Ama hızlı adapte olduğumuzu düşünüyorum hepimizin buna. Dolayısıyla önemli olan yine tasarımdan burada konuşmak. Çok teşekkürler bu fırsat için. Biraz kendimden bahsedeyim, daha sonra zaten Han'la ve Covid sonrası dönemdeki çalışma alanları nasıl şekillenecek onun üzerine gideriz. Ben aslında kendimi girişimci olarak tanımlıyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji okudum. Onun üzerine de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde gayrimenkul geliştirme yüksek lisansını tamamladım. Tez konum da aslında Sustainable Buildings, yani sürdürülebilir ofis binaları üzerineydi. Tabii ki hani kariyerimin ilk başlarında hani sosyoloji, uluslararası ilişkiler olarak baktığınızda çok farklı bir dönemde başladım. AVM'lerin yaygınlaşmaya başladığı 2007 senesinde bir uluslararası gayrimenkul aracılık, ticari gayrimenkul üzerine bir aracılık ve geliştirme firmasında çalışmaya başladım. 4 sene orada çalıştım ve orada konum da AVM'lerle başlamakla beraber daha sonra hep ofis binaları üzerineydi. Hem proje geliştirme danışmanlığı veriyorduk, hem büyük şirketlerle, geliştirici şirketlerle çalışıp onlara kullanıcıların beklentilerine göre ofis binaları nasıl tasarlanmalı, onun danışmanlığını verip kiralamasını aktif olarak satışını da yapıyorduk. Türkiye'de gayrimenkulün çok çok aslında hareketli olduğu bir dönemde ben okuduğumun aksine farklı bir alanda çalışmaya başladım. Ama daha sonra biraz gayrimenkul sektöründen koptum. Çünkü girişimcilik tarafı ağır bastı ve ben e-ticaret ve teknoloji üzerine hep girişimcilik üzerine çalıştım. Bir fırsat sitelerinin çok popüler olduğu bir dönemde bir fırsat sitesi kurdum. Akabinde perakendecilerle bir araya gelerekten, belki hatırlarsınız, 1v1y.com diye bir e-ticaret sitesi vardı. Onun kuruculuğunu yaptım. Seneler içerisinde aslında ağırlıklı teknoloji işleriyle uğraştım. En son Alibaba ve Alibaba.com ve Alibaba Cloud şirketlerinde çalışıyordum. Gayrimenkule dönüşüm yine girişimcilik üzerine oldu. Aslında bir yandan da şöyle bakıyorum. Şu olduğum şey, senelerdir yaptığım şeylerin bir bütünü olarak görüyorum. Çünkü işin içerisinde sosyoloji var, işin içerisinde gayrimenkul geliştirme var, ofis geliştirme var, ofis kiralama var ve tabii ki de teknoloji var. Çünkü artık her şey akıllı olmak zorunda. Ve senelerdir hani app'ler ve ticaret platformları geliştirmiş biri olaraktan şimdi yaptığımız işi de aslında bir platform işi olarak görüyorum. Sadece işin öznesinde binalar ve insanlar var. Ve şöyle bakıyoruz aslında biz Hans Spaces'da konuya, oradan bağlamak lazım belki sosyolojiden. Çünkü
Şunu sorguladığımız zaman ki hani işin sosyoloji tarafıyla ben hep sorgularım. Ticari gayrimenkulde işin geliştirme konusunda AVM'ler her zaman çok renkli yapılar. Yani sizi bir AVM'ye çekmek için çok fazla sebep var. Ve Hans Spaces'ın bu arada kurucuları, ortakları bir tarafta Avi Alkaş, bir tarafta işin tasarım tarafından gelen Nurus. Şimdi Avi Bey'in 30 seneden fazla Türkiye'deki bütün büyük AVM'leri geliştirmek ve şu anda da CELL'in ülke başkanı kendisi. Üzerine bir deneyimi var ticari gayrimenkul üzerine. Ve geliştirdiği konsept olarak ve kiralamasını yaptığı projelere baktığımızda işte İstinye Park, Zorlu AVM gibi pek çok önde gelen AVM projesine bakıyorum ve kendim de zamanında kiralamasını, konsept geliştirmesini yaptığım için oradaki geliştirme yaklaşımı çok farklı. Bir spor kulübü bile geliştiriyor olsanız gayrimenkul tarafında orada bir topluluk yaratmayı hedefliyorsunuz ve o spor kulübünü bile çok renkli yapıyorsunuz. Ya da işin otel tarafına baktığımızda yine ticari gayrimenkule. Oteller de çok renkli ve bir hizmet anlayışıyla, bir misafirperverlik anlayışıyla, bir tasarım anlayışıyla insanları davet ediyor. Zamanında ben ofis projeleri danışmanlığı yaparken hep geliştiricilere şunu diyorduk. Yani kullanıcılar ne ister onun üzerine düşünelim. Ve şunu fark ettik ki aslında hanı geliştirme sürecimizde de ofislere insanlar gitmek zorunda olduğu için bu zamana kadar ofis projelerini geliştiren geliştiriciler, gayrimenkulcüler aslında şöyle düşünüyor. Eğer benim bir binam varsa ve otel yapmak istiyorsam bu binayı gidiyorum bir bilene soruyorum ve diyorum ki bunu nasıl yapmalıyım? Onlar da diyorlar ki hedef kitlesine bakalım. İşte lokasyonuna bakalım, içinde şu 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 fonksiyonları olsun, şöyle hizmetleri olsun, böyle bir tasarım dünyası olsun. Yine işte Avi Bey'e gidip sorsanız bir AVM projemiz var, nasıl olması gerekiyor? Aslında bir shop mix planlamasıyla, bir konsept planlamasıyla süreç başlıyor. Kim gelecek, neden gelecek, yanında ne var, o bölgede neler var bunları planlayarak başlıyor. Biz de hanı planlarken dedik ki yani insanlar ofislere bu zamana kadar hep gitmek zorunda olduğu için, çünkü şirket orada gitmeniz lazım. Ofis binalarını yapanlar bunlar üzerine belki çok düşünmemiş. Belki de ofisler hep şöyle olduğu için yani en iyi plaza bile A sınıfı plazaya baktığımızda bir girişi olsun, etkileyici bir resepsiyonu olsun. Girişte 11 Eylül'den sonra artan güvenlik sebebiyle bir X-ray olsun. Ondan sonra insanlar oradan geçsin. Giriş etkileyici, binanın mal sahibi de hizmet olarak aslında ortak alanların temizliğinden sorumlu. İşte asansörlerin bakımından sorumlu. Bir de güvenlik koyuyor. Şimdi ofisler hep böyle düşünülmüş. Biz bunun farklı bir açıdan yaklaşmak istedik hep. Çünkü vizyon Alkaş tarafında şey, insanlarla insanlar için mutlu mekanlar yapmak. Nurus'un vizyonunda ise her zaman motivation design dedikleri, yani 20 sene öncesinde bile motivation design konuştukları için bizim için ofisler bu kadar basit değildi. Ve hep beraber uzun uzun tartıştık, dünyayı araştırdık, baktık nereye gidiyor ofisler. Ve bütün dünyaya baktıktan sonra kendi özümüze baktık, kendi kültürümüze baktık. Dedik ki ofisler aslında hanlar olarak hep hayatımızda, yani 1000 sene öncesine bile baksanız, mimari olarak yaklaşımına baksanız karşınıza bir han çıkabiliyor. Selçuklu döneminden kalma, Osmanlı döneminden kalma. Ve o hanların özelliklerine baktık ve aslında bizim için tasarım ve insanın buluşması şu demek, insanlar o hanlara geldiğinde aslında ticaret için gelmişler, bazıları konaklama için gelmişler ve burada bir tasarım anlayışı var. Ve çok doğru bir tasarım anlayışı var. Biz de aslında bütün bu ekosistemi o kendi kültürümüzden başlayıp insanlar ne ister, nasıl mutlu olur, nerede çalışmak isterler diye düşünerekten hanı kurduk. İlk lokasyonumuzu açtık, sizler de ziyaret ettiniz. Ve bunun üzerine aslında geliştirme faaliyetlerimiz devam ediyor. Biz
değişen coworking konseptlerini öğrencilerimize tanıtmaya çalışırken son iki dönemdir projelerimizi bu yönde, proje eğitimlerini bu yönde ilerletiyoruz. Yalnız bir anda bu COVID senaryosuyla bambaşka bir problemin içerisinde bulduk kendimizi. Öncelikle Nazar Hoca'nın da bu konuda görüşlerini almak isterim. Siz çok yeni bir girişim olarak başladınız ve şu anda tekrar bir kendinizi tekrar resetleme, hatta bununla ilgili bir platform da kurdunuz. Bu süreci tartışacağız gelecek dakikalarda. Şimdi ben sözü Nazar Hoca'ya vereyim, biraz kendini tanıtsın. Biraz bu coworking ve ofis konusunda bizim öğrencilerle yaptığımız ve çalışmalardan bahsetsin. Buyurun Nazar Hoca. Herkese merhabalar. Ben Nazar Şigaher. Yaklaşık 15 senedir iç mimarlık ve mobilya tasarımı alanında faaliyet göstermekteyim, çalışmaktayım profesör olarak. Mimar Sinan Üniversitesi iç mimarlık mezunuyum. Daha sonrasında mobilya firmalarıyla çok fazlaca çalışarak tasarım yapmışlığım var. Aynı zamanda da iç mimarlık projelerine farklı ölçekte, işte ofis projeleri, konut projeleri, otel projeleri, deneyim alanları, müzeler ve buna benzer şu anda aklıma gelmeyen birçok alanda 15 senedir farklı projelere tasarım yaptım. Son 6-7 senedir de Daidalus adında bir mobilya markasının ortağıyım, kurucu ortağıyım ve aynı zamanda İde Tasarım Hizmetleri adı altında da bir iç mimarlık firmasının sahibiyim. İde Tasarım Hizmetleri ve Daidalus'la paralel olarak da aslında bizim ortamla birlikte akademik hayatta part-time, yarı zamanlı öğretim görevlilik hikayemize paralel olarak başladı. Yani iş hayatındaki deneyimimizi, biriktirdiğimiz bilgiyi yeni geleceğin meslektaşlarına aktarıyor olma durumunu deneyimledik. Ve bilgiyi karşı tarafa aktarmakla alakalı son 7 senede bizi çok geliştiren bir katma değeri olan, kendi adıma bunu söyleyebilirim, bir deneyim elde ettik. Şimdi Gizem Hanım'ın girişinde yaptığı konu o kadar doğru ve o kadar aslında bizim öğrencilerde yaratmaya çalıştığımız sürecin bir parçası ki iyi ki bahsettiniz. Çünkü biz şimdi buradaki buluşmada da çok enteresan bir yelpaze var. Tam zamanlı akademisyen bir doktor bizim moderatörlüğümüzü gerçekleştiriyor. Ben de aslında bir yarı moderatör olarak ben burada olmak istiyorum. Daha çok Gizem Hanım'ın yorumlarını çok merak ediyorum. Gizem Hanım da sektörde faaliyet gösteren bir işletmeci ve bir kurumun kurucu ortağı. Ve bir şekilde bir mekan sahibi olarak bu süreçte hem belli deneyimler elde etmiş hem de bu deneyimlerin birikimi sonucunda da aksiyon alma faaliyetine geçmiş bir aktör. Ben de bir ayağı aslında akademik hayatta olan, bir ayağı da aktif meslek yaşamında olan biri olarak şu anda izleyicilerimiz endüstri ürünü tasarımcıları, iç mimarlık öğrencileri ve mimarlık öğrencileri, yani şu anda konuşacağımız, cevaplarını arayacağımız ve bazı cevaplarını da bulamayacağımız ama o soruları sorarken bu konuşmanın finalinde insanların aklına takılacak sorular olması da faydalı olarak görüyorum. Mekan tasarımı adında faaliyet gösterecek, tasarım yapacak aslında öğrencilere biz bu konuşmayı yapıyoruz. Ve ileride bizim çözümlerimizi onlar üretecekler. O noktada da çok anlamlı. Ve biz projenin başlangıç sürecinde her zaman için bu projeyi kimler için yapıyoruz? Hedef kitle, mekan nerede konumlanıyor? Bu mekanın konumlandığı alanın sosyolojik, fiziksel temas ettiği bağlantılar, bulunduğu noktanın özellikleri nelerdir gibi bir aslında her projenin başlangıcında bir teorik bir çalışma yaptırıyoruz. Veri çalışması yaptırıyoruz ve genelde öğrenciler bu konuyu çok da önemsemiyorlar. Ve bunu böyle yanına tek atılıp gerçekleştirecek bir ödev gözüyle bakıyorlar. Bu kısmını iyi yapan, o verileri iyi analiz eden, derleyip toplayan ve bir senaryo yaratan öğrencinin de ve aynı zamanda tasarımcının da ilerleyen aşamada projeyi iyi gerçekleştirdiğini görüyoruz.
Aynen han gibi. Aslında... Değil mi? Aynen han gibi. Kesinlikle. Han Space'i aslında var ederken sadece bir fiziksel mekanın kiralanması ve bir paylaşımın ofise çevrilmesinin dışında bunun aslında nasıl bir mantalitede bir mekan olması gerektiği, kime hitap edeceği, konumunun nerede olması gerektiği, kurgusunun nasıl olacağıyla alakalı bir ön çalışma yapıyor olmanız aslında sizin muhtemelen ve şu anda da aslında bu sorunun cevabını yeni gündemle birlikte yeniden arıyor olmanızda aslında işletme anlamında çok doğru bir yaklaşım ve projecilik anlamında da zaten doğru bir başlangıçtır her zaman için tasarımda. Ben aslında yine bir misafir moderatörlük rolüyle size şunu sormak istiyorum. Şimdi ilk etapta biz hep öğrencileri co-working ve flexible alanlar ve paylaşımlı ofisler proje konusunu verirken bu konuyu çok da idrak ettiklerini düşünmüyorum. Yani çok da içselleştirdiklerini de düşünmüyorum. Bazı sabit klişe örneklerle bize gelip onların yani başarısı kanıtlanmış sonuçların tekrar edilmesiyle alakalı bir sabitleri oluyor. Hep fotoğraflarla geliyorlar ve bunu yeniden tekrar etmek istiyorlar. Baştan bir kurgu var etmek ve yeniden başka bir şey oluşturmakla alakalı bir cesaretleri olmuyor. Bu noktada ben aslında sizin girişimde yaptığınız şeye birazcık daha ben altını çizmenizi isterim. Coworking alanı nedir? Yani iş yapma, çalışma mekanları arasında kapladığı alan nedir? Hans Space'in coworking flexible alanlar anlamında aldığı pozisyon nedir? Bunu birazcık daha aslında detaylandırmak istesem. Özellikle şöyle olarak Hans seçmeni, değil mi? Geçmişe referans vermeni. Evet. Hikaye yaratması. O biraz tanımdan kaynaklı. Çünkü aslında şöyle bir şey var. Coworking, flexible space, flex space, uydu ofis, işte satellite da deniyor, hibrit ofis. O kadar çok kelime var ki gerçekten tanımlamakta biz de zorlanıyoruz. Yani remote geliyor, ondan sonra farklı bir kelime geliyor. Aslında çok yeni bir iş alanı bu. Gayrimenkulün içerisinde daha bir sektör değil, bir segment olarak görülüyor. O yüzden de çok fazla kelimelerle hem dünyada hem Türkiye'de kafalar karışıyor. Öncelikle hani bununla başlamak lazım. Çünkü birazdan size detaylarını bahsedeceğim Reset Workspace'de biz bir en son Workspace diye bir komisyon topladık. Ve o komisyona rakiplerimizi de davet ettik. Ve ben büyük bir rakibimize şunu sordum. Siz dedim ne diyorsunuz yaptığınız işe? Ondan sonra yani coworking, çünkü biz coworking demiyoruz aslında. Demek de istemiyoruz başından beri. Ve çok zorlandık bunu dememek için. Siz ne diyorsunuz diye sordum. Onlar da dediler yani herhalde 8 senedir falan bu sektördeler ilk oyuncu. Ondan sonra biz de çok zorlanıyoruz. Çok fazla tanım var dediler. Şimdi bu hem bir zorluk tabii ki hem de bir fırsat olduğunu gösteriyor bu alanda ama yine belki o sosyolog şapkamla şeye dönmek lazım. Yani isimleri bir kenara bırakıp çünkü Han bunun gerçekten karşılığı oldu bizim açımızdan bu isim konusunu çözmeye çalışırken. Ama hani dünya nereye gidiyor? İş nereye gidiyor? Hep konuştuğumuz bu future of work nereye gidiyor? Ve gayrimenkul sektörü nereye gidiyor diye baktığımızda aslında belki cevaplara biraz daha yaklaşıyoruz. Şöyle bir şey aslında bu. Bir şey mi soracaktınız? Aslında... yani burada mimarlara çok önemli vizyonlar açtığınızı düşünüyorum. Farklı mesleklerden gelen yetkin kişiler olarak, uzmanlar olarak. Aslında mekanın sınırlarıyla yani duvarları ve döşemelerine gerek olmadığını, insanların bir araya gelebilmek için platform aracılığıyla da aynı servisleri sağlayabileceğinizi gösteriyorsunuz. Yani bir anlamda fiziksel mekanın bariyerlerini ortadan kaldırmış durumdasınız. Şu anda kapılarınız kapalı dahi olsa sizler gerek üye olanlara gerekse bu sorunun yani ofislerin geleceğini tartışan insanlara Reset gibi bir platformla çok değerli bilgiler veriyorsunuz ve mekana yaklaşımları konusunda hem kavramsal açıdan hem teknik açıdan çok değerli bilgiler öğrenmemizi sağladınız bu dönemde. Takip ediyoruz. Şöyle mekan oldu platformu, aslında. Reset. Evet, onun çıkışı da şöyle oldu. Belki ona bağlayayım. Yani ilk tabii biz yani bir senedir aktif olarak Han'la ilgili çalışıyoruz. Yani süreç ilk başladığında Nazar Bey'in de dediği gibi yani
bu işi kime yapıyoruz, neden yapıyoruz, nasıl yapıyoruz, ismi ne olmalı? Yani isim süreci 4 ay falan sürdü. Yani doğru ismi bulana kadar. Dediğim gibi hani geçmişe baktık, geleceğe baktık, oradan baktık, buradan baktık. Ve Levent'teki ilk binamızı 27 Şubat'ta açtık. Sizler de oradaydınız. Ve 27 Şubat'tan sonra da zaten Covid'in ilk başladığı süreç ayın 15'i gibiydi. Hemen ilk anda bir komite topladık kendi içimizde. Ve dedik ki iletişimle başlamamız gerekiyor bizim. Çünkü hani kimse neyin ne olacağını bilmiyor. Ve hani bu süreçte en önemli şey her zaman ortak aklı bir araya getirmek. Yani iletişimle başlamak doğru bir şeydi yaptığımız. Ama bizler de şok olduk. Yani bir dünya kaosun içerisinde ilk defa içinden geçtiğimiz bir süreç. Daha önce kimse deneyimlememiş ve 15 gün sonra, 1 ay sonra, 3 ay sonra ne olacağı belli değil. Hala bugün daha belli değil aslında. Ve bunu konuştuğumuz zaman da yani kapattık ofisleri çünkü pandemi ilan edildi. Ve üyelerimize dedik ki hani aralarında bu arada işte ofis olan var, paylaşımlı ofis olan var. Bütün binada kurumsal kiracılar da var yani Garanti Bankası gibi, İmeon gibi kurumsal kiracılarımız da var. Biz alacağımız aksiyonları tanımladık. A, B, C diye. A senaryosu bu, B senaryosu bu, C senaryosu bu. Eğer şöyle olursa bina tamamen kapalı hale gelir. Böyle olursa asgari şu hizmeti verir. Böyle olursa arttırılmış hizmetler verir diye bunları tanımladık. Sonra da dedik ki bu komiteyi canlı tutalım. Sizden gelen taleplere göre biz işletme şeyimize devam edeceğiz. Hizmetlerimize devam edeceğiz. Ama öncelik sağlık dedik. Ve evlerimize kapandığımızda da tabii ki hani bir anda ilk bir hafta o kadar Zoom'lar yoktu hayatımızda. Ve biz de ne olacağını bilmiyorduk. Böyle bir yandan bizim için de zor bir süreçti. Çünkü yeni açtığımız bir bina ve yeni kurduğumuz bir işte bununla karşılaştık. Daha sonra tabii ki hani hem yaklaşımlarımız her zaman çözüm odaklı olduğu için işte Güran Bey'le, Avi Bey'le ekibimizle kafa kafaya verdiğimizde şunu konuştuk. Dedik ki evet biz ne olacağını bilmiyoruz ama kimse bilmiyor. O zaman niye ortak aklı bir araya getirmeyelim? Ve hep de şunu dedim örnek olarak verdiğimde de aslında şey vardır ha babam sınıfında. Münir Özkul der ya böyle okulun kapandığı zaman öğrencilerine okul aslında üstünde çatı olan yer değildir deyip bahçede bir onları toplar. Okul ellerinden gitmiş. Ama orada böyle bir kriz yönetimi yapıyorlar Mahmut Hoca ile öğrenciler. Ben de onu dedim aslında han üstünde çatısı olan yer değil. Han aslında fiziksel mekandan gücünü alan ama aslında bir platform. Dolayısıyla burada bizim hanı planlama dönemindeki bir deneyimimiz var. Ki o deneyimden detaylarıyla bahsetmek isterim sizlere. Çünkü yani proje yöneticisi var. Bizim ekibimiz var, mimar var, teknolojide danıştığımız kişiler var, İSG'de danıştığımız kişiler var. Nurus'un 93 senelik bir deneyimi var, Avi Bey'in bu kadar engin bir deneyimi var. Ekibimizde herkes farklı backgroundlardan geliyor ama çok ciddi deneyimi olan kişiler var. Saşa Hanım'la da tanışmıştınız zaten o da senelerdir bu işlerin içerisinde. Herkes böyle dolu dolu. Bu kadar herkesin bir şeyleri bildiği ortamda bir projeyi yönetmek de zor. Ama en doğru yanıtı ortak aklı bir araya getirdiğinizde, herkesi bir masanın etrafında buluşturduğunuzda elde ediyorsunuz. Yani bu bir gayrimenkul projesi ya da hangi bir projeden bahsediyorsak, mimardan gelen aslında iki boyutlu, üç boyutlu bir pafta var önümüzde. Ama teknolojik deneyimin nasıl olacağının bir masanın etrafındaki herkesi dinleyerekten çözümlenmesi gerekiyor. Buradan elde ettiğimiz deneyim ışığında da dedik ki evet biz bilmiyoruz ne olacağını, bir şeyler biliyoruz. Belki hani ofisler konusunda ne olacağına dair en çok bilenlerden de bir tanesiyiz. Çünkü işletme tarafı var, teknoloji tarafı var. Binanın ve kullanıcıların beklentilerine hakimiz. Bu süreci yönetmişiz. Biliyoruz ama çıkıp da ortaya bu olacak demek de haddimize değil. Yani çünkü kimse o kadar bilmiyor. O zaman dedik ki o zaman yolumuzu hep beraber bulalım. Bir masanın etrafında bu konuda bilgisi olan, tecrübesi olan, vizyonu olan, görüşleri olan kişileri toplayalım.
Çünkü en önemli şey, belki mimarlar mimarlarla konuşuyor ve tartışıyor. Belki başka bir tarafta İK'cılar tartışıyor. Başka bir tarafta teknolojiciler tartışıyor ama bizim çıkış amacımız hep şuydu. Bir masa fiziksel olarak olabilir, olmayabilir. Fiziksel olarak yoksa Zoom var. O Zoom'a katılan kişiler hep farklı şapkalardan kişiler olsun. Karar verici ve bilgi sahibi kişiler olsun. Ve onları bir araya getirelim ve biz soruları soralım. Onlar da bunu tartışsın. Yani beklenti İK desin ki insanların buna ihtiyacı var. Proje yöneticisi desin ki yani çok zor bir dönemdeyiz, tedarikte zorlanıyoruz, belki proje süreçleri aksıyor. Teknoloji desin ki artık binaların akıllı olması gerekiyor ama şöyle şöyle şöyle, havalandırmacı gelsin desin ki o ofis binasına bu şekilde girmeniz lazım. Yani bazı soruların bu tarihte dahi hala cevabı yok ama önemli olan soruları beraber yanıt aramak. Biz RİSET'te bunu amaçladık. Ve ilk başladığımızda da zaten paydaşlarımızı çağırarak başladık. İşte WWF'i davet ettik. Peryon, Türkiye İnsan Yönetimi Derneği'ni davet ettik. Girişimcilik Vakfı'nı davet ettik. Sizler varsınız zaten Bahçeşehir Üniversitesi olarak. Sonra Great Place to Work geldi. Platform böyle bir başladı bir nokta olarak da. Ama doğru bir noktadan başladı ve doğru ve bir ortak düşünce platformu olduğu için bir yandan da aslında bir NGO gibi çalışıyor. Ve burada birçok şirket geldi işte. Metal İşveren Sendikası, Türkiye'nin en büyük işveren sendikası. 400 binden fazla çalışan konusunda kararlar alıyorlar ve bunu yönetiyorlar yenilikçi bir şekilde de. Onlar dahil oldu ana sponsor olarak. Nurus zaten projenin en başından itibaren, platformun en başından itibaren zaten biraz Güran Bey'in fikriydi bu, RİSET. Onunla böyle nasıl olur diye konuşuyorduk. Alkaş'ın bir organizasyon şirketi var. Onlar tabii ki işin operasyon tarafında bizim ekibimizle beraber çok büyük destekler verdiler. Ve geldiğimiz noktada İdealist İç Mimarlık Derneği'nin de zaten projenin ilk günlerinden itibaren katılmasıyla beraber gerçekten katılımcı bir platform oldu ve o soruların cevaplarını hala da aramaya devam ediyoruz. Siz işin tabii şey taraflarına daha çok tanık oldunuz ama dekanımız da sağ olsun bir komisyonumuza da katıldı. Yani bugüne kadar 12 tane, her birinde bir moderatör, 5 tane farklı konuğun olduğu oturum yaptık. Ama oturumun dışında 100'den fazla kişiyle uzman, sağlık konusunda dekanlarımız katıldı. Teknoloji şirketlerinin genel müdürleri katıldı. UNDP mesela sürdürülebilirlik tarafında geldi. Onlar katıldı. İşte Unilever gibi şirketler var, Arçelik gibi şirketler var, üniversiteler var, işte Bahçeşehir, Özyeğin, Boğaziçi Üniversitesi ve pek çok katılımla, TÜSİAD da mesela katıldı. Bu komisyonları topladık ve yeni dönemde 6 tane konu ışığında, yani tasarım, önce insanla başladık, insan, İSG, tasarım, teknoloji, sürdürülebilirlik ve workspace olmak üzere 6 tane komisyon topladık. Ve bu RİSET Workspace yeni dönemde ofisler ne olacak? Çünkü gerçekten online'da nasıl bir virüs giriyorsa, bilgisayarımızı açıp kapıyorsak ve bir aksiyonlar almamız gerekiyorsa, offline'da da hayatımıza ve ofislerimize virüs girdi. Şimdi ofisleri kapattık, tekrar açıyoruz. Ve bu tekrar açma senaryoları da konuşuluyor ama mesela Haziran'da daha büyük bir ofislere dönüş olacağını öngörmüştük. Şimdi bunun Temmuz gibi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu yaşayan bir süreç. Bu süreçte de bu işin doğrusu budur demekten ziyade standartlar insan sağlığı için asgari de bu olabilir, orta vadede bu olabilir, idealde böyle olsa iyi olur diye aslında görüşleri toplayıp o görüşler üzerinden el sıkışıp amacımız bunları bütün STK'larla sonra da 3 tane bakanlıkla paylaşmak. Yani ay sonunda rapor çıktığımızı, ki şu anda 40 sayfalık bir raporu var RİSET Workspace'in, bakanlıklarla ve sizlerle paylaşıyor olacağız. Çok değerli. Bizler için birer kılavuz niteliğinde olacak. Buna kalpten inanıyorum. Yani bu süreç aslında insanın ne kadar odakta olması gerektiğini, mekanlar kurgulanırken, sağlık hem psikolojik hem fiziksel açıdan ne kadar odak noktası olması gerektiğini gösterdi ve ne kadar değerli olduğumuzu gösterdi. Ve ortak us ve katılımcı süreçlerle ancak
en optimum mekana ulaşabileceğimizi gösterdi. Bunu her zaman aşılamaya çalışıyoruz. Farklı disiplinlerin vizyonlarını almaya çalışıyoruz. Çünkü bizler tasarımcı olarak aslında daha çok binayı, yapısal sistemi, işte giydirdiğimiz cepheleri, işte iç mekan tefrişleri ve sistemleriyle görüyoruz ama bunun arkasında gerçekten farklı servis platformları olduğunu bazen unutuyoruz. Dolayısıyla bu süreç bizi gerek bina yönetim sistemleri, gerek çevresel kontrol sistemleri, işte gerek teknolojik sistemler konusunda daha farkında olmaya itti. Ve gerçekten insan sağlığı konusunu herhalde tasarımın en önemli elemanlarından ve kriterlerinden biri olmaya başladı. Biz artık bu dönemde öğrencilere tasarım kriteri olarak ne vereceğimizi, bir senaryo olarak ne vereceğimizi çok bilmiyoruz. Bu dönem coworking çalışıyoruz mu diyeceğiz, ofis çalışıyoruz mu diyeceğiz, konut çalışıyorsak bu ne kadar ofis olacak biliyorsunuz. Konut ofise, ofis konuta dönmüş durumda. Dolayısıyla artık isimlendirmek de çok zor olacak çalışma mekanlarımızı. Evet. Biz Reset'in aslında ilk kısmı ideatondu, yani fikirleri bir araya getirdik. İkinci aşamasında zaten çıktıları kamuoyu ve bakanlıklarla paylaşıp aslında bir misyon edinmiştik kendimize. İnsanı odağına alan, sağlıklı, sürdürülebilir, teknolojiye doğru şekilde entegre olan mekanlar, çalışma mekanları. Yani eğer sürdürülebilirlik bir perspektifse zaten o bugünü de düşünmek zorundasınız, yarını da düşünmek zorundasınız. Sağlık bir perspektifse zaten insanı odağa koyduğunuz için bunlara dikkat etmeniz lazım ama nasıl kendi özel hayatımızda da sağlık kaybedildiği zaman aslında en önemli konudur. Binalar için de meğerse böyleymiş, bunu anladık. Bir konu var bence, bu süreç bizi tabii ki teknolojiyle çok daha fazla buluşturdu. Yani senelerdir hani teknoloji üzerine startuplar, platformlarda çalışan biri olaraktan ben bu konuları zaten senelerdir içindeyim, konuşuyorum ama biz dahi hep dijital dönüşüm, ki o da mesela tanım olarak benim karşı olduğum bir tanımdı. Çünkü dönüşüm dediğiniz şey zamana yayılıyor. Yani bir gidiyorsunuz şirkete, dijital dönüşüm projesi sunuyorsunuz ve o dönüşüm size bir aciliyet yaratmıyor. O bir vizyon sunuyor. Yani bir dönüşelim de bakalım, yani hani işte departmanlar bir araya gelsin, toplantılar yapılsın, işte bazı platformlara dahil olunsun. Aslında dijitalleşme dediğiniz şey dönüşümün içinden geçerek değil, bir anda olan bir şey. Bir e-ticaret sitesi açıyorsunuz, bir anda dijitalleşmiş oluyorsunuz. Yani onu konuşarak dijitalleşmiyorsunuz. Dolayısıyla bu süreçte de yani 7 senede, 10 senede konuşulan şey 7-10 haftada gerçek oldu diyorlar ya, bir anda kendimizi teknolojinin içinde bulduk. Burada bence tasarımcılara çok iş düşüyor. Çünkü biz HAN'ın planlama aşamasında bu konuda çok zorlandık. 10 tane odası var binamızda. Bunların hepsinin teknolojik deneyimini planlamak istedik. Dedik ki yani girişten itibaren bu toplantı odasında insan ne bekliyor? Konsepti nasıl olmalı bu toplantı deneyiminin? Teknolojisi nasıl olmalı? Buna göre kablolaması değişiyor, buna göre odanın tasarımı değişiyor. Eğer bir tanesi işte casual toplantıysa gördüğünüz anda, yani orada daha sosyal bir deneyim ön planda oluyor tasarım olarak. O da daha böyle rahat koltuklarla, işte daha küçük ekranla, belki böyle yazılabilir bir tahtayla daha rahat. Mesela orada işe alım yapabilirsiniz, oryantasyon yapabilirsiniz. Orada işte pep talk dediğimiz karşılıklı çalışan değerlendirme toplantısı olabilir ya da 3 kişi toplanıp o odada bir projeyi tartışabilirsiniz. Şimdi oradaki deneyim farklı. Boardroom dediğimiz yönetim kurulu toplantı odasındaki deneyim farklı. Ama bazen görüyoruz ki mimari tasarım açısından belki konsepte farklı yaklaşılıyor ama teknolojisinin hepsinin aynı olduğu düşünülüyor. Şimdi belki birinde huddle olması lazım, birinde zoom olması lazım. Belki birinde daha geniş açıdan insanların hepsine söz veren bir altyapının olması lazım. Küçük olan da sadece işte basic zoom'da olsa yeter. Ya da işte bunun speakerları nasıl olacak, ses sistemi nasıl olacak, akustiği nasıl olacak? Eğer ki o toplantı odası
Sürekli değişecek bir odaysa, bundan da mesela çok zorlandık. Bir tane büyük seminer odamız var. İki tane ayrı ekran var. Oda bölünüp, ikiye bölünüp, mesela 40 kişi de olabilir, ikiye böldük 20 kişi olabilir. Şimdi biz bunu pandemi öncesinde esnek planladık. Ve çok zorlandık. Yani mimar, proje yöneticisi, müteahhit bunlarla, taşeronlarla bunu yapmaya çalışırken çok zorlandık ama gitmek istediğimiz şey şuydu. Yarın başımıza ne gelecek bilmiyoruz. Özellikle Güran Bey bunu hep söylüyordu. Ben hayatımda bu kadar mimarla çalışmamıştım aslında. O yüzden benim bu alanda deneyimim kısıtlı. Ama hani ekibimizle ve Güran Bey'le Nuruz tarafından konuşurken hep şunu diyordu. Bizim ilk Nispetiye Caddesi'nden giriş katımız ilk planda coworking'di. Daha sonra o kadar çok etkinlik açılışın öncesinde bile yapmaya başladık ki ve çok fazla talep geldi. Dedik ki ya burası etkinlik alanı oldu. Buranın adı lounge olsun. Coworking'den lounge'a çevirelim. İlk proje geleni yapmış olsaydık o projede platform vardı. Yani mekanın elektrifikasyonu nereden geçeceği belli. Mobilyalar bir platform üstünde duruyor. Sahne var ama sahne dönüşebilir bir sahne değil. Ve dolaplar, işte mutfak mekanı biraz kısıtlıyor. Şimdi eğer o ilk projeyle ilerlemiş ve onu sorgulamamış olsaydık ne etkinlik talebi gelince etkinliğe çevirebilirdik. Bizim pandemiden önce orası artık tamamen etkinlik burası. Hayatımız boyunca böyle yaşarız. Oh ne güzel diyorduk böyle. Bütün şirketler gelmeye başlamıştı. Çünkü çok kurumsal bir etkinlik alanına doğru deneyimi planlanmıştı bunun. Ama pandemi oldu. Şu anda bir daha hayatımızda etkinlik olacak mı acaba önümüzdeki 6 ay içerisinde? Olursa insanlar eskisi gibi 100 kişi aynı mekanda toplanacak mı? Ya da eğitimler tekrar oradaki board üzerinden mi olacak? Ne olacak? Bunları öngöremiyoruz. Şu anda gelip görseniz orası yine coworking'e döndü. Dolayısıyla büyük bir seminer odasının da elektrifikasyonundan, panel separasyonundan, akustiğinden ekranlarına kadar bölünebilir, esnek planlanması o kadar önemli ki bunlar esnek planlanmasa şu anda biz bir yatırım yaptık, bir yere açtık, pandemi oldu, bir daha bir yatırım yapmanız lazım. Ama %20 ama %30. Şimdi bizim hayatımızda bunlar hep esnek planladığımız için böyle bir şeyimiz olmadı, problemimiz olmadı. Çok şanslıydık, camlarımız açılabiliyor, içeride %100 temiz hava var, binamız az katlı. Yani bunlar hep böyle hanemize artı olarak yazdı. Çok fazla teras alanımız var, açık alanımız var. Planlamak kolay oldu ama hani biz şanslıyız, başkaları değil. Yani 40 kişilik bir plazadan bahsediyoruz. Bir banka yatırımını yapmış. Orada diyelim ki 8 tane asansör var. Şimdi o asansörler bu pandemi sürecinde nasıl olacak? İnsanlar o binaya girdiği andan itibaren karşılarına ne çıkacak? Güvenlikten nasıl geçecekler? Dokunmasız yüzeyler nasıl olacak? Binanın sistemleri nasıl olacak? Ve şunu demek istiyorum. En önemli konu artık biz teknolojinin içindeyiz. Dijital dönüşmüyoruz, dijitalleştik. Böyleyken artık binalarımızın da mimari anlayışının proje yönetimi ve mimarlar açısından akıllı olması gerekiyor ama bu akıllı bina konusu da işte ben 2007-2011 arası ofis üzerine çalışıyordum. Sonra bıraktım geldim hala aynı şekilde konuşuluyor. İki konu sustainability ve akıllı bina. Ve şu vardı, biz zamanında Tekfe'nin bir yeşil binası vardır Levent'te, kanyonun orada. Onun proje geliştirme danışmanlığını yapmıştık, satışını, kiralamasını yapmıştık. Ben kiralarken şunu görmüştüm, o binanın LEED sertifikası var diye o dönemde kirası 35'ten 40 dolar olmuyordu. Yani gelince güzel, kiracı sustainable bir binada çalışmak istiyor. Ama o aslında geliştiricinin düşünmesi gereken bir konu. Fiyatlayabileceği bir konu değil. Şimdi teknoloji de aynı şekilde. Akıllı bina dediğinizde kiracı onu isteyecek. Uluslararası bir şirket zaten o binayı tercih edecek akıllı olduğu için. Ama gerçekten entegre şekilde mi çalışıyor akıllı bina, yoksa birkaç tane ekranı var, birkaç tane akıllı touchlı sensörlü şeyi mi var? Bu kiracı açısından gerçekten bir büyük inceleme konusu değil. O bir algı konusu. Halbuki işleten için sustainability ve akıllı olması işletme maliyetlerinin düşmesi anlamına geliyor. Ve şu anda o kadar çok farklı teknolojiler konuşuluyor ki
touchless'lar konuşuluyor, işte binanın ortak yönetim sistemi hiç konuşulmuyor, omurgası konuşulmuyor. Yani bir omurga planlanmış veya planlanmamış ama onun kollarına entegre edilen sistemler konuşuluyor. En tehlikeli gördüğüm konu bu. Eğer bu sistemler birbiriyle konuşmazsa o binayı yönetmek mümkün olmayacak. Dolayısıyla hep doğru planlamadan bahsetmemiz gerekiyor. Yani daha binanın hayata geçmeden veya ofis projesinin hayata geçmeden önce bütün sistemler birbiriyle nasıl konuşacak, nasıl sürdürülebilir olacak, enerji yönetimi nasıl olacak, bunları planlamak ve bunları bir insan odaklı deneyim ışığında planlamak gerekiyor. Yani bunların ben çok fazla konuşulmadığını gördüm ve çok şaşırdım. Yani çok fazla proje grubumuz var, çok fazla proje geliştiriyoruz. Ve dediğim gibi benim mimariyle çalışma tecrübem kısıtlı. Yani hep işin talep tarafında, geliştirme tarafında, teknoloji tarafında oldum. O yüzden de en şaşırdığım konulardan biri buydu. Yani konsepti düşünüyoruz. Konsept çok güzel. Ama konsept işin birazcık da ambalajı ve insan ruhuna iyi gelen kısmı. Ama bunun zihni ve bedeni, omurgası da çok çok önemli. Oradan kesinlikle başlamak gerekiyor. Ben burada bir şeyler eklemek istiyorum. Mümkünse. Biraz mekan tasarımına bahsetmeye başladığınız için Gizem Hanım, aslında ben şöyle bir tespitte bulunmak istiyorum. Daha önce hani sektörde 7-8 senedir varlık gösteren bir coworking şirketinden bahsettiniz. O şirketin yapısı aslında şöyleydi. Daha maksimal eve benzeyen, insanların duygusal olarak bağ kurabileceği, hatta çalışma saatlerinin dışında da çalışanı mümkün olunca aynı çatı altında kalmaya ikna eder faaliyetler, programlar düzenleyen bir yapı vardı. Sizin açılışınıza geldiğim zaman mekanı Ece Nur Temel'le birlikte gezdim. Nur Usta'nın bir çalışanınız, Nur Usta'nın çalışanı gezdirdi beni. Şu anda da izliyor zaten bizi. Evet, hep sistem konuştuk. Hep sistemlerden bahsetti. Ve genel tasarımıyla alakalı bende şöyle bir izlenim yarattı ve çok doğru bir izlenim aslında. Ve bu aslında konseptsel de bir durum. Şimdi nasıl o diğer çalışma coworking şirketi mekanı, çalışma mekanı eve benzetmeye çalışıp da bir bireyin evde harcayacağı zamandan, hatta sosyalleşeceği zamanını da çalışma mekanını çekmeye çalışırken, şu anki realite şu aslında. Çalışma mekanında gerektiği şekilde, gerektiği kadar vakit geçirme. Ve ben Han'ı gezerken şu duyuya vardım. Han bir otel. Yani diğeri bir ev ise Han bir otel. Gerektiği sürede, gerektiği kadar, gereken altyapıyı kullanarak ben orayı kullanıyorum ve ondan sonra gidiyorum. Şu anda zaten bir kontrast yaşıyoruz ya, şu anda Haziran'a bakınca Şubat ayı anormal, eski normal. Ondan sonraki gelen, aslında pandemiden sonraki ilk sahne, ilk perde çok kontrast ve çok, o da anormal. Çünkü çok agresif bir güvenlik tedbirleri doğrultusunda kapandık. Şimdi birazcık açılarak yeni bir şey deneyimliyoruz. Ve işte hastalığın seyri ve insanların psikolojilerin el verdiği düzeyde nasıl refleks gösterecekleriyle alakalı olarak da bir şeyleri deneyimleyeceğiz. Hani hastalığın seyri daha ilerleyecek mi, ilerlemeyecek mi? İnsanlar o güvenlik hissiyatını yaratacaklar mı kendilerinde? Yoksa hala tedirgin olarak evde mi kalacaklar? Bunu görerek aslında yine Hans Space'de bir manevra alacak. Çünkü bu esneklikte de manevra aldığınızı da bahsettiniz az önce. Bu noktada Han'ın aslında evimizde edinemediğimiz bir altyapıyı, teknolojik altyapıyı sağlar iken orada bizi tutmak, fazla tutmaktan ziyade işimizi hallettikten sonra bizi serbest bırakır, o otel gibi olan modern ama kaliteli ve bir sistemin yürütücüsü olduğunu da hissiyatını veren bir mekan olması şu anda daha bence güncel bir realiteye karşılık veriyor. O noktada da Hans Space'in şu anki güncel ihtiyaca daha yakın bir şansı mı bilmiyorum, bir tasarım modeline sahip olduğunu söyleyebilirim. Ve bu katı güvenlik önlemlerinden dolayı insanlar evlerine kapanırken de şunu da deneyimledik. İnsanlar evet evlerinde çalışıyorlar. Bu işi evden halledebiliyorlar ama devamında insanlar evden çalışmak
isteyecekler mi? Bunu tercih edecekler mi? Bu büyük bir soru. Ve çoğunluğunun da kendilerine sordukları zaman aldıkları yanıt muhtemelen evlerine yakın, çok da vasıtaya binmeden kolay ulaşabilecekleri, teknik altyapısının iyi olduğu, yani evdekinden daha rahat online'a bağlanabilecekleri ve aynı zamanda güvenlik anlamında onlara o güvenilirliği de veren mekanları tercih etmeleri çok olası. En azından kendi adıma söyleyeyim. Ben sürekli evde çalışacağımı, arada sırada işle alakalı çok önemli bir toplantıyı Hanspace gibi bir yerde yapmayı tercih edebilirim. Çünkü evimdeki altyapının yaratacağı kesintiyi yaşamak istemeyebilirim. Veya ara sırada gerçekten dışarı çıkmak isteyebilirim. Bu noktada aslında esas co-working paylaşımlı mekanların esas bulması gereken cevap şu olabilir. Normalde bu tip mekanların en büyük özelliği şu. Normalde evde spor yaptığımız zaman spor salonunda spor yapmaktan tek farkı başkalarını gözlemleyemiyoruz ve onların ritimlerini, onların ilerleyişlerini göremiyoruz, gözlemleyemiyoruz. Ve bu doğrultuda referans alamadığımız için kendi bulunduğumuz noktayı bulamıyoruz ya da göremiyoruz, gözlemleyemiyoruz. Coworking alanların en büyük özelliği şu da aslında. O kitchenette'i koyarken oraya yine sizin gibi genç ya da gayretli, istekli, sizle paralelde bir sahada veya başka bir sahada işleyiş gösteren başka bir çalışanınla temas etme, karşılaşma ve o rastlantının doğurabileceği networkler veya potansiyeller aslında coworkinglerin en büyük cazip noktası. Ve bu noktada tamamen dijitalleştiğimiz o ilk anormal pandemi döneminden birazcık da ikinci safhadaki ürünlerin daha da rahatladığı ikinci dönemde bir şekilde bu rastlaşmaların, karşılaşmaların, denk gelişlerin ve networkleri arttıracak bir çatı olma görevini fiziksel mekandan yarı dijital mekana transfer edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hanspace bir şekilde resetle de bunu yapmış durumda ve resetli direkt devreye sokarak da aslında kapılarını kapatmayarak bir şekilde varlığını devam ettirmiş durumda. Ki ben bunu da çok büyük bir adım olarak görüyorum. Bu noktada o dijitallikten fiziksel mekanı belli ağırlığı kazanacak yeni bir öneriyle ve sürekli talepleri, kullanıcı taleplerini, hastalığın seyrini, güvenlik önlemlerini kendi alanında uzman kişilerden geri bildirimler alarak kendini bilgilendirerek bir şekilde bu durumu yönetmeye yakın olduğunu naçizane kendim. Teşekkürler. Aslında şöyle, çok doğru bir gözleminiz var. Biz aslında otellerin modelini örnek aldık. Yani konut projesi geliştirir gibi değil. Bunu dünyada yapan büyük otel grupları bu işletme mantığını nasıl yapmış diye yaklaştık. Ve aslında Maslow'un hiyerarşisi gibi düşünün. Yani en temel ihtiyaçlarımız tabii ki barınma, güven, ondan sonra yeme içme gibi ihtiyaçlar var. Onun üzerine de aslında o hiyerarşide giden ait olma, sevgi, birlikte olma, saygı gibi aslında ihtiyaçlar geliyor. Şimdi biz kendi binalarımızda, binamızdan başlayarak diğer yerlerimizde de yani bizim için işin backbone'unda tabii ki internet var, Wi-Fi var ya da işte işin bir çatı olması var, fiziksel mekan var. Ama sadece onu yapmanız yetmez. Yani bizim şu anda geliştirdiğimiz bir software as a service, yani bir SaaS platformu olaraktan bina yönetim sistemi, onun üzerine oturan bir app. App üzerinden check-in yapacaksınız ve dediğiniz gibi evinize en yakın handa çalışabileceksiniz. Gitmek istediğimiz yer bu zaten. İstediğin an, istediğin han diyoruz. Yani ben eğer Ataşehir'de oturuyorsam evimin yakınındaki ana gideyim çalışayım. Şirketin belki bir anlaşma yapmış olsun benim için orasıyla McFit gibi. Ve ben evimde eğer ağlayan bir çocuğum varsa ya da yani evde çok steril bir ortam varsa bile sessiz, o bile aslında bir dışarı çıkma, başka yerde çalışma ihtiyacı. Çünkü insanların yine psikolojileri belki evden uzakta çalışmak istiyor, belki sosyalleşmek istiyor, belki networking yapmak istiyor. Yani bizim online'da tabii ki böyle bir araya gelebiliriz ama insanın insanla olan iletişimi o kadar değerli ki inovasyon, projeler, işbirlikleri hep karşılaşmalardan yola çıkıyor.
Yani burada daha bizim açıldığımız ilk hafta bir tane reklamcı üye adayımız vardı. Geldi, soft seating bölümünde oturuyor. Ondan sonra başka bir üyemizle ben onları tanıştırdım. Pandemi döneminde beraber çalışmaya başladılar. Şimdi asıl buradaki fayda, çok haklısınız, bu. Yani buradaki fayda, dünyada gayrimenkul nereye gidiyor derseniz, aslında biraz da hani sosyolojik ve psikolojinin dışında bir de ekonomik olarak bakalım. Paylaşım ekonomisi. Yani space as a service diye geçiyor bu sistem. Bu şu demek, nasıl bundan 10 sene önce şirket gidip araba satıyordu, artık kesinlikle böyle bir şey yok. Yani gidiyor, anlaşmasını yapıyor X şirketle. Bunun içerisinde arabanın bakımı var. Arabaya ekletmek istedikleri şeyi ekletebiliyor. Gerekiyorsa temizliğini anlaşmalı yerde yapıyor. Anlaşmalı yerden benzinini alıyor. Bununla ilgili bütün konu şirketin gündeminden kalktı. Tek bir tane kontağı var. Ya da eskiden printer alıyordu, yazıcı alıyordu şirkete. Artık gidiyor, HP ile anlaşıyor diyelim ki. Kartuşunu veriyor, bakımını yapıyor. Aslında her şey as a service. Yani nasıl artık CD almıyorsanız, nasıl artık Spotify varsa, aslında gayrimenkulün de bir platforma dönüşme ihtiyacı var. Ki benim her zaman şey diyorum, yani rakiplerimizi de çağırırken komisyonlara şunu dedim, yani hani bizim birbirimizle rakip değiliz aslında. Bizim rakip olduğumuz şey altyapısı yetersiz olan ofisler. Yani bir apartman dairesi, belki depreme dayanıklılığı düşük. O apartman dairesine gidiyorsunuz, bir ofis tutuyorsunuz. Her şeyle kendiniz ilgileniyorsunuz. Yani işe ayırmanız gereken zaman belki böyle bir ekonomide %150. Ama siz zamanınızın %40'ını işte orada misafiriniz geliyor. İşte belki çaycı tutmak gerekiyor. Belki sekreter tutmak gerekiyor. Ofisin içini yaptırmanız gerekiyor. Ondan sonra oradaki koyduğunuz koltuktan boyasına kadar bir ilk yatırım maliyeti var. Daha sonra bunu İşte faturasıyla uğraşıyorsunuz, internetiyle uğraşıyorsunuz, elektriğiyle, suyuyla uğraşıyorsunuz, bakımı, onarımıyla uğraşıyorsunuz. Aslında ofis böyle bir şey değil, uğraşmanız gereken bir şey değil. Ofis size değer katacak bir şey. Yani kartvizitinize değer katabilir, etrafınıza, çevrenize değer katabilir, düşünce sisteminize değer katabilir. Yani o ofise artık gitmek zorunda değiliz hiçbirimiz. Bence pandeminin getirdiği en büyük değişim ve dönüşüm bu. Artık ofise istediğimiz için gideceğiz. Yani ben çalışan olarak, şirket belki herkes geri dönmesin diyecek ofise. Çünkü şirketler de 5000 metrekare ofisi varsa tedbir sebebiyle ve esnek çalışmaya artık geçilebildiğini gördüğü için belki 3000 metrekareye indirecek. Call center'ı artık ofise getirip de küp 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 yan yana insanları dizmek zorunda değil. Oradaki call center çalışanına kendi evinin içerisinde belki bir bölüm yaratacak, belki onun altyapılarını sağlamakla yükümlü olacak şirket. O call center çalışanı oradan çalışacak ya da belki bir üniversiteyle anlaşacak, bir üniversitenin altına bir call center yapacak. Öğrenci dersten çıkıp oradan bu vazifesini part time olarak yapacak. Artık bu fiziksel mekanlar bizi sınırlamayacak ama fiziksel mekanları biz tercih ediyor konumuna geleceğiz. O zaman ben Handan ne beklerim diye yine en başta gittiğimiz soruya gelirsek, tamam, otel gibi bütün hizmetlerini A'dan Z'ye alayım, beni hiçbir şeyle uğraştırmasın ama ruhuma da iyi gelsin. Yani orada ofis, şuna baktık, bence bu da çok önemli. Yani coworking deyip geçtiğiniz zaman ve Google'dan arattığınız zaman aslında hep benzer imajlar görüyorsunuz. Kocaman yazmışlar. Ben hep bununla dalga geçiyorum. İnşallah böyle şeyler yapmayız ama Get Inspired yazıyor mesela duvarda kocaman. İlham al. Yani aslında bunun felsefesine dönüp baktığınızda bu bir nedir? Branding uygulaması. Aslında mekana bir giydirme. Şimdi bunu siz bir fabrikada yaptığınız zaman mavi yakalı işçiye diyorsunuz ki baretini tak, onu yazıyorsunuz duvara. Ama hedef kitleniz bir startup veya coworker ise ve bir şirketse, o zaman duvara ilham al yazıyorsunuz, just work yazıyorsunuz, get to work yazıyorsunuz, işte fun yazıyorsunuz. Mesela bu felsefe olarak bizim karşı çıktığımız bir anlayıştı. Biz hep duvarlarımıza o yüzden sanat eserleri koyduk, galerilerle anlaştık ve farklı galerilere duvarlarımızı açarak da sürekli mekanın yaşamasını sağlamak istedik. İşte bütün mekanımıza bitkiler koyduk. Bunların yaşayacak bitkiler olmasına önem verdik. Çünkü bir şeyi koymak değil, yaşatmak önemli. Onun arkasındaki sistemi kurmak önemli.
İşte bütün hanın içerisinde yemyeşil. Kitaplar koyduk. Kafemiz olarak gidip de bir hipster kafeyle anlaşmadık. O da olabilir tabii ki başka bir lokasyonumuzda ama hanın ilk lokasyonunda Minoa ile anlaştık. Neden? Çünkü kitaplar dünyası ve kitap ruhumuza iyi geliyor. Şimdi o kadar güzel müzikler çalıyorlar ki dinlerken çalışmak keyifli oluyor. Yani bunların hepsini planladığınız zaman sesli çalışacağınız mekanla zaten sessiz çalışılan mekanı fonksiyon olarak ayırıyorsunuz. Konsantrasyon alanıyla phone booth'u ayırıyorsunuz. Yani bunlar aslında hep fonksiyondan gelen, ihtiyaçtan gelen şeyler ama ihtiyacı biz insanın ruhuna ne iyi gelir, zihnine ne iyi gelir, bedenine ne iyi gelir diyerekten hep ele aldığımız için çalışılan sandalyelerin ergonomik olması da bir ihtiyaç bizim için. O mekanın insanları sosyalleştiren bir anlayışının olması da bir ihtiyaç. Ama bazı lokasyonları da sosyalleşmeyecek şekilde böldük ki oralarda insanlar rahat çalışabilsin, konsantre olabilsin. Dolayısıyla yeni dönemde evet çalışmak zorunda değiliz ofisten. Ve bence Z kuşağıyla beraber İstanbul'dan bile belki çalışmak zorunda kalmayacağız. Bizim de gitmek istediğimiz yerler, gerçekten Nazar Bey, Suzan Hanım, siz nereden çalışmak istiyorsanız, biz nereden çalışmak istiyorsak han orada olsun istiyoruz. Bu ileride bir çiftlik de olabilir, doğada bir köşe de olabilir, bir üniversitenin içerisinde bir bölüm de olabilir, bir AVM'nin içerisinde de olabilir. Çünkü çalışmak isteyeceğimiz mekanlar, çalışma amacımıza göre bazen convenience dediğimiz kolaylık, bazen daha premium yerler, bazen basitlik, bazen işte ucuz olsun ama altyapısı iyi olsun. Tek bir cevabı olmadığı için tasarımın da tek bir cevabı yok, lokasyonun da tek bir cevabı yok. Ama biz hanı halka halka genişletmek niyetindeyiz. O halkayı da nereye koyuyorsak oradaki insan ne ister onu düşünüp tasarımı ona göre şekillendireceğiz. Ve kendimizi tabii ki pandemiyle beraber... Bir şey daha önceliğimiz ne oldu? Evet. Sağlık oldu, güvenlik oldu. Bunlara dikkat ederek. Eğer uygunsa bir şey daha eklemek istiyorum. Hı. Şimdi komik bir örnek. Bizim ofisimiz Cihangir'de. Ve o bütün o Cihangir'de market alışverişini çamaşır sularıyla yıkayan o kitle hepsi maskeler içine de kafelerde oturmaya başladılar. Yani düşünün yani ne kadar titiz insanlar. Ve ben şunu anladım ki insanoğlu her zaman mantıklı ve tutarlı davranmaz. Ya bu noktada aslında mekan tasarımının güvenli olması, sağlık güvencesi sunuyor olması çok önemli. Hı hı. Ama daha önemlisi de öyle görünmesi de önemli. Yani bu mesajı da karşı tarafa informatif olarak bahsetmiyorum. Bir şekilde bilinç altında bu hissiyatı vermesi de önemli ki muhtemelen ileride aslında rekabet burada olacak. O sağlık standardını vermeyip de o standardı veriyormuş gibi görünenlerle gerçekten o sağlık standardını verip de bunu yeterince insanlara belli etmeyen mekanlar arasında da bir yarış olacak. Çünkü insanlar çoğu zaman işlevsel mantıkla düşünemiyorlar. Daha çok böyle sezgisel ve duyusal olarak tercihlerde bulunuyorlar. Tasarımın aslında esas koşullarından biri de bu olacaktır. Yani belli noktalarda konseptin hijyeni, temizliği ve o sağlık güvencesini sunuyor mesajını vermesi. Kesinlikle. Yani burada yine insanları dinlemek lazım. Yani şey olarak bakıyoruz biz hep. Daha önce de bunlara çok önem verirdim. Ama bir deneyim haritası gibi düşünmek lazım tasarımı. Bence en eksik olan şeylerden bir tanesi o. Yani 360 bütünsel düşündüğünüz zaman problemleri çözebiliyorsunuz. Biz etkinlik alanını mesela planlarken şey yapmıştık. İlk girişten itibaren o insan girdi, karşısında ne gördü? Geldi, oturdu, ne aradı? İşte tuvalete gitme ihtiyacı olabilir, kahve alma ihtiyacı olabilir, sahneye bakınca bir ihtiyacı olabilir, sohbet ettiğinde. Yani onun deneyim noktalarını tasarımda çıkarırsanız ve ilk girişten çıkışa bunu 360 planlarsanız zaten orada bir eksik kalma ihtimali ortadan kalkıyor. Şimdi bu halkaya ne girdi? Aslında pandemiyle beraber girişten çıkışa ve hatta servisleri bile dahil ederekten, ulaşımı da dahil ederekten ben evimden çıktım.
İşte servis kullandım. Servisler de tabii ki bu dönemde dönüşecek. Veya arabamı kullandım. Geldim işte ofis binasının veya hanın işte otoparkına nasıl girdim? Touchless mı girdim yoksa nasıl işte? Bir teknoloji entegrasyonu var mı? Ondan sonra girdim oradan çıktım merdivenlerden eğer arabamla girdiysem. Arabasız geldiysem kapısından girdim. Solumda ne gördüm? Karşımda ne gördüm? Bu bina bana nasıl bir mesaj verdi? Güvendesin mi dedi yoksa kafamı mı karıştırdı? Teknoloji kullanarak mı girdim? O teknoloji işte el basmayla mı? Zaten o dokunmalı bir yüzey oluyor. Yoksa işte kendi kartımı kullanarak mı? Yoksa app kullanarak mı girdim? Oradan girdim asansörlerde işte mesafe ayarı nasıl oldu diye. Aslında bütününü planladığınız zaman zaten size bütün temas noktaları bir mesaj veriyor. Diyor ki tasarımcıya ya beni bir iletişimle doğru şekilde anlat. Ya beni geliştir, ya beni daha antibakteriyel hale getir, ya beni daha teknolojik hale getir. Belki beni ortadan kaldır. Yani aslında mekan sizinle tasarımcı olarak konuşuyor ve bu bir güç. Yani ben tasarımcıların gerçekten çok ayrı meziyetleri olduğunu her zaman düşünüyorum. Çünkü gözünüzü kapattığınızda bir dünya canlanıyor hayalinizde. Ve bunu önce kağıda döküyorsunuz veya AutoCAD'e döküyorsunuz. Oradan sonra da karşınızda canlanabiliyor. Şimdi bu öyle büyük bir güç ki bunu yaptığınız anda o mekanda insanlar nasıl yaşayacak? Mutlu, sağlıklı mı yaşayacak? Orada çalışanlar nasıl çalışacak? Siz daha çok merdiven koydunuz diye her gün o insan eğer kova taşıyorsa beli daha mı fazla ağrıyacak? Yük asansörü koymadığınız bir binaysa o yüzden kaç kişi hakikaten fıtık ameliyatı olmak zorunda kalacak? Yani o kadar ince ince düşünülmesi gereken şeyler var ki hep insandan başlamak gerekiyor. Eğer insandan başlarsanız bir de birazcık operasyonel maliyet, ekonomik döngü, sürdürülebilirliği düşünürseniz zaten insanın eli gitmemesi lazım sürdürülebilir olmayan bir şeyi o binayı önermeye. Çünkü zaten dünyamız ve ekosistemimiz bizleri taşıyamayacak hale geldi seneler içerisinde. Daha fazla o binalarımızın karbon ayak izi üretmemesi gerekiyor. Daha fazla plastik üretmemesi gerekiyor. Yani biz açılış partimizde bile kendimize bunları vizyon olarak koyduğumuz için işte kokteyllerin içine pipet koymadık. Neden? Çünkü daha fazla plastik olmasın handa dedik. Yani bir yerden sonra eğer bir gittiğiniz yön belliyse bu sefer ara kontrol noktaları oluyor. Ve bir karar vermeniz gerektiğinde hayır biz pipet kullanmamalıyız kararı otomatikman gelişmeye başlıyor. Bu bize marka olarak uyar, bu bize uymaz demeye başlıyor. Ve hep sürdürülebilir binalarla ilgili en önemli konu bence şu olmuştur. Bina sürdürülebilir olmaz. Sistem sürdürülebilir olur, malzeme sürdürülebilir olur. Teknoloji sürdürülebilir olur. Bir de onun içerisindeki kültür sürdürülebilir olur. Eğer ki o binanın içerisinde siz bunu yeterince anlatırsanız, o insanlar da aslında o kültüre dahil olabilmek için buna dikkat etmeye başlarlar. O zaman çöpünü belki atmaz. Belki işte tek kullanımlık ürünler kullanmaz. Belki daha az yazıcı kullanır. Yani daha çok yazıcı kullanırsa biz sanal olarak kazanırız. Yani o da verdiğimiz bir hizmet ama buna rağmen insanlar daha az kağıt kullansın istiyoruz. Daha fazla teknoloji kullansın, gereksiz mesafelere arabasıyla gitmesin. Eğer zaten bu ekosistem doğru çalışırsa aslında herkesin mutlu olduğu bir dünya yaratmış oluruz. O yüzden tasarımcının gücünün her zaman problem çözmek olduğu bilinciyle ve yaptığınız tasarımın da gerçekten bir gün birinin belini fıtık yapabileceği bilinciyle ya da belki doğamıza daha fazla zarar verebileceği bilinciyle bunları planlamak lazım. Yani oraya o teknoloji gelsin, gelsin çok güzel bir fikir ama yani o yatırımı yapmanın geri dönüşü var mı? Ekonomik olarak bir mantığı var mı? O diğer teknolojilerle konuşacak mı? Eğer bir entegrasyon yoksa bunların hepsi aslında çöpe giden kaynaklar ve bizim ülke olarak çok fazla çöpe gidecek kaynağımızın artık olmadığının bilinciyle de hareket etmek gerekiyor. Bizim burada merak ettiğimiz bir şey var.
daha önce karşılaşmalar yönüyle, yani coworking'de networkler kurma, o sosyal mekanlarda beraber paylaşımlarda bulunma ya da rastlantısal buluşmalar ve karşılaşmalar aracılığıyla oluşan bu komünite bilincini bu yeni dönemde nasıl tekrar canlandırmayı düşünüyorsunuz ya da devam etmeyi düşünüyorsunuz? Eminim bu kültürel sürdürülebilirlik dediğiniz nosyonla ilgili bir yine böyle bir hikayeniz vardır. Bununla ilgili bir tartışma var ve fikir geliştirme düşünmüşsünüzdür. Bu konu çok ilginizi çekiyor. Çünkü coworking bir anda izole mekanlar. Evet. Bir anda izolasyon, yani en çok konuştuğumuz konu şuydu. Yani son 10 yıla baktığımızda, 30 yıl öncesine bakın, 40 yıl öncesine bakın, böyle kübik kübik kapalı sistemler, gri duvarlar ve zaten yani oradaki o eski büro dediğimiz, han dediğimiz şeyleri küçük gördük ve dedik ki biz artık plaza insanıyız. Plazalarda böyle hani cam cam binalar aslında, yani plaza insanı olmak ciddi bir ceket giymek, ondan sonra elinde kahvesi olmak, asansörde beklemek ve gidip oradaki daha büyük odalarda, daha büyük mevkilerde çalışmak ve o plazanın da kendi dili vardı. Biz yine geriye sardık ve hanlara döndük. Hanların mimari özelliklerine baktığınız zaman hanların ortasında kocaman bir avlu vardır. O avluda insanlar, esnaf ve ziyaretçiler, ticaret yapmaya gelen insanlar ne yapar? Tavla oynar. Oranın işte işletmesiyle ilgilenen bir odabaşı vardır. Bir de muhakkak o hanların bir çaycısı vardır. Gider bütün yan yana, yine odalar kutu kutudur. Büro denir onlara. Bürolar böyle yan yanadır. Çaycı gider böyle çaylarını bırakır, marka bırakır. Ondan sonra aslında orada da bir space as a service var. En şeyine bile gitseniz, mazisine bile gitseniz, oradaki odabaşı ve çaycı aslında bütün han sakinlerine, bir ahalisine hizmet verir ve herkes aynı hizmetten yararlanır. Ama o kadar havadardır ki hanlar, yani oda küçük olsa bile içinde çalıştığınız büro, ortak alanları taş kışla gibidir. Sizin işte Bahçeşehir'in bahçesi gibidir, kapalı çarşıdaki gibidir ve insanlar orta alanda sohbet eder, tavla oynar. Ondan sonra pazarlık yapar ve koridorlarında giden insanlar da birbirine muhakkak böyle sifte atar, selam verir, merhaba der. Bu sıcak, güzel bir kültür. Yani doğru bir kültürdü. Plaza kültürü bizi biraz yalnızlaştırdı. Ve şimdi bu dönem ilk başlayacağı zaman eyvah dedik. Tekrar kapalı sisteme geri mi dönüyoruz? Çünkü açık ofisinde insanlara getirdiği bir açık iletişim, kapısızlık. Yani yönetici sizinle konuşmak için ya da siz yöneticinizle konuşmak için kapıya artık bir bariyer olaraktan görmüyorsunuz. Yönetici orada çalışırken gidip merhaba deyip sohbet açabiliyorsunuz. Ya da işte soft seating alanları dediğimiz sosyal alanlarda, daha büyük işte kitchenette'lerde, daha büyük sosyalleşme alanlarında, lounge'larda şirketler sosyalleşiyordu. Şimdi pandeminin getirdiği böyle bir risk var. Daha az masa olsun. Ondan sonra masaların arası ayrılsın, sosyal alanlar ayrılsın, küçülsün diyemezsiniz. Çünkü hem ekonomik olarak o masalar bir yerden sonra normalleşecek, sadece burada bir düzeltme olacak. Son yıllarda ne olmuştu? Aslında böyle üst üste insanları bindiren bir mantıkla, bu coworking yerlerinde ve call center'larda görünen bir mantık, 5 metrekarelere, 7 metrekarelere kadar kişi başına düşen alan azalmıştı. Aslında bu öncesinde hep 10 metrekareydi. Belki kısa vadede 15'e çıkacak. Daha sonra belki yine 10'da normalleşecek ama artık ofise ortak bir kültürü paylaşmak için gideceğimiz için ofisin sosyal alanlarına çok daha fazla ihtiyacımız var. Bizde çok fazla teras alanımız olduğu için hemen onları planladık. Çok güzel bir terasımız var bizim. Bütün yani o Levent'in yeşiline bakan. Oraya bir platform koyduk. Böyle kilimler atıyoruz, lambalar atıyoruz. Orası böyle gerçekten çok uçuş uçuş, kendini insanın rahat hissedeceği, işte o platformda oturup çalışabilir, gidip bar sandalyesinde çalışabilir. Ya da işte akşamüstü o şeye, demir konstrüksiyona belki ekran gereceğiz. Belki sinema izleyecekler ama ne olacak, artık o filmi izlerken 30-40 kişi değil de belki 10 kişi izleyecekler. Yani mesafelerin arttığı ama sosyalliğimizden taviz vermediğimiz bir dünya hayal ettik.
Yan alanlarımızı bir Fransız sokağı haline dönüştürdük. Sokaktan insanlar geçsin ve orada daha böyle o Fransız sokakları gibi otursunlar, sosyalleşsinler. Minoa daha fazla böyle yeşillikle separasyonlar yaptı ama yine masalarımızı koyduk. Yani bence yeni dönemde ne olursa olsun daha fazla teknolojiye gitsek de, mesafeler olsa da bizim birbirimizden ve sosyalliğimizden taviz vermemek ve bunu savunmamız gerekiyor. Bir Reset Workspace programında, oturumunda belki izlemişsinizdir. Emre Arolat şöyle bir şey dedi. Yanlış kullanıyorsunuz dedi. Bunun adı sosyal mesafe değil. Bunun adı basbayağı fiziksel mesafe. Sosyal mesafe biz sizinle şu anda yüz yüze konuştuğumuz zaman aramızda yok. Aramızda sadece fiziksel mesafe var. O yüzden biz de bunu o günden itibaren böyle kullanmaya başladık. Fiziksel mesafe var, sosyal mesafe olmasın diyoruz. O yüzden daha sosyaliz, daha renkli olacağız. Ve bunu sonuna kadar savunacağız ki izole insanlar olmayalım. Eğer çok izole çalışırsak robotlar çok uzakta değil. Halbuki bir taraf ne kadar teknolojiye gidiyorsa diğer tarafın da o kadar doğaya ve doğal olana ve insanca olana daha fazla yaklaşması gerekiyor ki çok şey karanlık günler veya gri duvarlarla karşı karşıya kalmayalım. Çözüm ortaklarınız kimler oldu bu dönem içerisinde geleceğe yönelik senaryolarda? Hangi alanlara fokuslanıyorsunuz? Şöyle aslında çözüm ortakları tabii ki hani bizim mimari, proje çözüm ortaklarımız ya da teknoloji çözüm ortaklarımız var. Mesela teknolojide biz Logitech'le, Barco'yla, Arçelik'le çalıştık. Arçelik'le özellikle çalışmayı hep baştan beri tercih ettik. Çünkü Türk markası. Bu pandemi dönemi bir yandan da şunu da gösterdi bence bize. Yerli ve doğal malzemenin önemini. Çünkü yurt dışından gelen birçok ürün çok ciddi tedarik problemleriyle karşılaştı. Dolar bir anda %20'ler bandına çıktı artış olaraktan. Ve bugün aldığınız şey yarın alamayacağınız bir şey haline geldi. Dolayısıyla ekonomik olarak da tedarik anlamında da bizim yerli markalarımızı da arttırmamız lazım. O yüzden bence Nazar Beyler çok iyi bir şey yapıyorlar. Yani bizim daha fazla yerli mobilya üreticisine, tasarımcısına, daha fazla malzeme üreticisine, daha fazla işbirliğine, daha fazla tasarım dokunuşuna ihtiyacımız var. Daha fazla yerli tasarıma biz önem vereceğiz, biz değer vereceğiz ki çünkü tabii ki de en güzeli bizim ofisimizin şu köşesi bilmem ne markası İtalya'dan getirdik demek güzel bir şey. Ama eğer ki biz Türk markalarına daha fazla destek olursak o Türk markaları da zaten o vizyona ulaşır veya zaten ulaştıkları vizyonu daha üretebilir hale gelirler ve üretimlerin kalitesi artar. O yüzden bence yeni dönemde bu yerli işbirlikleri çok önemli. Maalesef ki teknoloji anlamında Barco, Logitech ve şeyi saydım. Yani işbirliği yaptığımız markalarda onların yerli muadili yok. İnşallah yerli muadiller de çıkar. Öyle işbirlikleri de geliştiririz. Mesela kafemiz Minoa. Dediğim gibi bu da rastlantısal bir tercih değildi. Kitapları, edebiyatı sevdiğimiz için onlarla anlaştık. Her şeyin kalitelisine ve ruhu güzel olana önem verdikleri için onlarla anlaştık. Ama bu dönemde farklı işbirliklerimiz de ortaya çıkıyor. Üniversitelerle işbirlikleri, kamu kuruluşlarıyla işbirlikleri, markalarla ve şirketlerle işbirlikleri. Çünkü mesela şirket geliyor diyor ki ben corporate coworking yapmak istiyorum. Belki bunu demiyor bile. Yani benim alanım 5000 metrekare. Ben 3000 metrekareye sığarım, 2000 metrekaresiyle ne yapalım diyor. Biz de ona diyoruz ki gel bu 2000 metrekareyi biz corporate coworking haline getirelim. Sana bir ekosistem kuralım. Sen kendi içinde verimsiz alanı boşu boşuna üstünde bir maddi yük olarak tutma. Hem sürdürülebilir bir gelir kazan hem de dışarıya aç kendini, bir ekosistem oluştur. Yani eğer ki sen bir teknoloji firmasıysan, İşbirliği yapabileceğin startuplar veya işbirliği yapabileceğin markalar ya da işte bir şirketsen belki bir avukatlık bürosu, belki bir tasarım ajansı, belki bir kreatif stüdyo gelsin seninle aynı ortamda olsun. Dolayısıyla hem işbirlikleri yapıyoruz hem işbirlikteliklerine de şey yapıyoruz, vesile olmaya çalışıyoruz.
bu dönemde gerçekten yani kaynakların ortak kullanımı çok çok önemli olduğu için yani siz orada o elektriği harcıyorsunuz. 200 metrekare daha gelince iki kat elektrik harcamıyorsunuz ama belki faturayı paylaşabilirsiniz. Belki kiçineti paylaşabilirsiniz. Belki fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Ama buradaki ekosistem kuruldukça pek çok alanda bir maddi olarak da fırsat anlamında da optimizasyon olacaktır. Çünkü aslında çok ekonomik bir mantığı var bu flex space'lerin, co-working space'lerin. O da doğru bir mantık. Yaşayarak öğreneceğiz o zaman bunu. Hiçbirimiz gelecek senaryolarını evet. Şu anda bilmiyoruz ama hızlıca adapte olmaya çalışacağız ve bunun için de gerekli donanıma sahibiz. Hem sektörde, hem akademik ortamda, hem Nazar Hoca gibi tasarımcılarla, genç tasarımcılarla gerekli çözümler paylaşımlı ortamlarda tartışılıp bulunacak diye düşünüyorum. Öğrencilerimiz için güzel bir haberiniz olacaktı sanırım. Biraz telefonda görüşmüştük bugün. Evet, şimdi biz Reset Workspace kapsamında artık bu yeni bir aşamaya geçiyoruz ve Haziran sonunda başvuruları başlayacak. Çünkü artık bu kadar insanı bir araya topladık, fikirleri çarpıştırdık, bunun bir raporunu hazırladık ve o raporda da bu bahsettiğim 6 komisyon çerçevesinde yani sürdürülebilirlikten teknolojiye pek çok aslında kısa vade ve orta vade, asgari ve ideal standart tanımı yapıldı. Ve yani artık çalışma alanları nereye gidiyor? Esnek çalışma nedir? Ondan sonra şirketler buna artık belli oldu ki daha fazla gündemlerine girdi esnek çalışma. Ve biz de bu doğrultuda çıkan çıktılar çerçevesinde bir design challenge düzenleyeceğiz. Jüri üyeleri için zaten, jüri mensuplarımız için zaten görüşmeler başladı. Gerçekten çok fayda sağlayacak, sizlere bir şeyler katacak, öğrencilere bir şeyler katacak. Hem jürilerin olmasına hem de içeriğin olmasına önem verdik bu yarışmanın tasarımını yaparken. Ve sizinle de konuştuğumuz gibi budur diyemiyoruz. Yani zaten artık ofis böyle olacak, artık toplantı odası böyle olacak demek ve bunu tasarlatmak değil bizim amacımız. O yüzden dünyadaki tasarım yarışmalarını da inceledik, neler yapabiliriz diye baktık. Sonra dedik ki bu evet adı üstünde bir design challenge. Hayatımız da bir challenge içerisinde şu anda. Evimizde belki çalışmaya çalışıyoruz. O yüzden biz böyle problemleri tanımladık ve dedik ki mesela Ömer... 25 yaşında bir yazılımcı, ailesiyle beraber yaşıyor ve şirketi ona dedi ki artık istediğin yerden çalışabilirsin, istediğin şekilde çalışabilirsin, biz seninle yeni dönemde böyle anlaşacağız. Biz bu tasarım yarışmasında sormak istiyoruz, Ömer nerede nasıl çalışsın, ne şekilde çalışsın, bunu tasarlayın. Ya da işte Hülya ve Ahmet, bunlar da 40 yaşlarında bir evli çift. Ataşehir'de oturuyorlar. 2 tane çocukları var. 3 odalı evleri var bir sitenin içerisinde. Ve çocuklarından bir tanesi ortaokul hazırlık sınavlarına hazırlanıyor. Buradaki çiftimiz evinde nasıl, ne şekilde çalışsın? Yani şirket onlara döndü dedi ki tamam artık haftanın 2 günü evden çalışabilirsin. Şimdi ama nereden çalışacaklar? Ne şekilde çalışacaklar? Yani biz tasarımcılardan, endüstriyel tasarımcı olabilir, iç mimar olabilir ya da mimar olabilir. Bu problemleri çözmelerini isteyeceğiz. Bir fonksiyon tasarımı olması, sürdürülebilirlik olması. Tabii ki odağında işte Ömer var, Ahmet var, Hülya var. İnsan var odağında. Gerçek insanların gerçek sorunları var. Ve sağlık tabii ki de bu dönemde var. Ve teknoloji var. Bunları göz önüne alarak o odayı nasıl düşünürsünüz? Ya da işte şirket istediğin yerden çalış dedi. Nasıl bir yerde çalışır? Yani siz neyi hayal ediyorsunuz? O Ömer sizsiniz, yazılımcı olması gerekmiyor, tasarımcı da olabilir. Dedi ki ajans size, sen istediğin yerden çalış. Nasıl bir köşede çalışmak istiyorsunuz? İşte şirket veya genel merkezini küçültmek istiyor. 3000 metrekareden 1000 metrekareye düşecek. Nasıl bir 1000 metrekare olmalı? Küçülttü ama çalışanlarını evlerine yakın uydu ofislerle anlaşacak. O uydu ofisler nasıl olmalı? Biz aslında bütün tasarımcılardan
Bu problemlerin çözümünü bu yarışmada isteyeceğiz. Ve ortaya çıkan sonuçların da gerçekten insanların hayatına dokunabilecek ve uygulanabilecek tasarımları olması. Çünkü hani 2030'u da konuşabiliriz ama yani bizim önümüzdeki 6 ayda, 1 sene içerisinde aslında gerçekten çalışmak istediğimiz yerleri tanımlayıp ortaya standart olarak koymamız lazım. Bu üzerimize düşüyor. Eğer bunu başkalarının önümüze koymasını beklersek belki istemediğimiz şekilde çalışmak zorunda kalacağız. Halbuki bu dönem bir şans. Kaosta da bir şans vardır, bir fırsat vardır. Gelin hep beraber hayal ettiğimiz ortamı, tabii ki de yani hayal ettiğim ortam benim de işte şeyde çalışmak, Hindistan'da, Goa'da çalışmak ama hayaller de o kadar sonsuz değil, sınırsız değil. Hayal ettiğimiz ortamı sürdürülebilir bir şekilde nasıl ortaya koyarız çalışma standardı olaraktan? O yüzden sizlerin de desteğinizi istiyoruz tasarımcılar olaraktan. Gelin bu standartları beraber oluşturalım. Gelin yeni dünyayı beraber yaratalım. Çünkü başkaları bize dikte etmesin bir şeyleri. Biz hayal ettiğimiz ortamı beraber şekillendirelim diye. Böyle bir tasarım yarışmamız ay sonunda başlıyor. resetworkspace.com'dan takipte kalabilirsiniz ve de Instagram'ımızdan. İyi ki varsınız. Bizleri yaptığımız mesleğe daha da motive ediyorsunuz. Özellikle öğrencilerimizi. Sektörden ortaklarla beraber çalışmak, beraber düşünmek özellikle öğrencilik yıllarında gençler için çok önemli. Çünkü yaptıklarının tartışılması ve değer bulması, gerçek birer tasarımcı olarak ele alınmaları ki biz onları her zaman öyle görüyoruz, kendileri için büyük motivasyon kaynağı oluyor. Dolayısıyla çok teşekkür ederiz. Nazar Hocam, sizin eklemek isteyecekleriniz var mı? Artık sohbetimizin sonuna geliyoruz. Evet. Ben de davet edildiğim için çok mutluyum ve çok güzel bir konuya değindik. Ve Gizem Hanım, yaptığınız açıklamalarla gerçekten de hem öğrencilere hem de bize de çok güzel bilgiler verdiniz. Ve çok güncel de bir konuyu gündeme yeniden taşımış olduk. Yine bu oturumdan sonra da her birimiz aslında bu süreci nasıl yöneteceğimizle alakalı bu sorulara kendi cevaplarımızı arayacağız ve katkı sağlayabileceğimiz noktalarda da katkı sağlayacağız. Ve bu süreci birlikte yaşayıp üstesinden gelmeye çalışacağız. Ofise dönmeyi de dört gözle bekliyoruz. Bugün kampüse döndüğümüzde bunu hissettik. Biz artık kampüsteyiz. Evet, biz ofise döndük. Hana da bekliyoruz. Bu arada biz sizinle planladığımız bir stajyerlik programı vardı. Tam pandemiden ve bizim açılışımızdan dolayı bunu hayata geçirememiştik. Eğer hani Bahçeşehir Üniversitesi'nde de böyle ilgilenen staj yapmakla bu yaz içerisinde öğrenciler varsa bence hani bu projemizi de tekrar raftan yerine geri koyalım. Yani mail atabilirler bize, Hana gelebilirler. Çünkü gerçekten biz yeni dönem gençlerin dönemi. Bizim bile düşüncelerimiz belki de yanlış olabilir. O yüzden biz tasarım yarışmasına da şey diyoruz ya da şaşırtın bizi diyoruz. Belki bizim düşünmediğimiz bir şey vardı, onu önerebilirsiniz. O yüzden her zaman da dinlemek lazım. Yani ortak akla dinlemek önemli. Onu yapmaya çalıştık Reset Workspace'le ama o genç enerjiyi, yeni dünyayı da gençlerden dinlemek daha da önemli. O yüzden de gençlere kapımız çok açık. Stajyer olarak olabilir, fikir olarak olabilir. Sadece benim aklıma ben tasarımcı olarak böyle bir şey geldi, neden olmasın diye bile atlayıp gelebilirler ya da her zaman mail atabilirler. O yüzden sizlerle en yakın zamanda da görüşmek dileğiyle diyorum ben de. Çok çok teşekkürler konuk ettiğiniz teşekkür için. Teşekkür ederiz. Her değerli zaman sizi bekleriz. Çok teşekkür ederiz. Bir araya geliriz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun.